Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Kasım 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Kasım ayı sizin için hareketli, ufkunuzun genişleyeceği, geleceğe dair daha iyimser, daha motive olabileceğiniz, biraz daha yaratıcılığınızın, sezgilerinizin arttığı bir ay. Ve 28 Ekim'de Boğa burcunda biliyorsunuz ay tutulması yaşadık. Bu tutulma etkileriyle Kasım'a başlıyoruz. Yeni bilgiler öğrenmiş olabilir ya da öğreniyor olabilirsiniz. Eğitimle ilgili bir amacınıza ulaşmanız, yakın çevrenizde önemli gelişmelerin olması mümkün. Seyahatler anlamında bu ay çok hareketli. Arzu ettiğiniz seyahatlere, gezilere bu ay çıkabilirsiniz. Tabii ki bunlar iş için, eğitim için de olabilir bu seyahat planlamalarınız. Özellikle kardeşlerle ilgili konular, akrabalarla ilgili konular, sizin ya da eşinizin yakınlarıyla ilgili temalarda ayın genelinde önem taşıyor. Buralarda da çok hızlı gelişmeler, hareketler söz konusu olabilir. 13 Kasım'da 20 derece Akrep burcunda yeni ay doğacak ve Mars'la birleşen bir yeni ay ve karşıt burcunda Boğa'da bir Uranüs var. Mars Uranüs karşıtlığının etkinleştiği bu yeni ay biraz stresli olduğu kadar hızlı, tansiyonu yüksek bir yeni ay. Hızlı haberler duyabilirsiniz. Bu yeni ay sırasında ani fikirler, bir anda böyle belki yaratıcı bir düşünce, orijinal bir fikir, bir aydınlanma olabilir. İlginç bir bilgiyle karşılaşabilirsiniz ve bu size önemli bazı kararlar da aldırabilir. Sizin ya da yakınlarınızın etkisiyle, yani uzaklardaki bir yakınınız aniden ziyaretinize gelebilir ya da işte akrabalarla ilgili bir gelişme nedeniyle siz aniden seyahate çıkabilirsiniz ve yolculuk gündeme gelebilir. Eğitim konuları, akademik çalışmalarınız, hani buralarda bazı gelişmelerin olması mümkün. Yani istediğiniz bir belki işte lisans eğitimine başlamanız, yüksek lisans yapmanız, burada böyle bir çaba içerisinde olmanız mümkün görünüyor. Yurt dışı konuları, uluslararası konular, özellikle yabancı kültürlerle bağlantılı işleriniz, yayıncılık alanındaki, medya üzerindeki belki işleriniz, hukuksal bazı projeleriniz, hani belki bir davanız var ya da bir dava açma konunuz var. Hani bununla da ilgili girişimlerde bulunabileceğiniz bir yeni ay bu. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlar, Boğa, Aslan, Akrep ya da Kovaların 20 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu bahsettiğim etkiler sizin için çok daha güçlü çalışabilir. Ve yine Kasım ayı önemli bir gezegen döngümüz oluşacak. Mars Güneş sistemin 2 yılda bir dolaşır ve dolayısıyla 2 yılda bir Güneş'te birleşir. Ve bu birleşim önemli 2 yıllık bir döngüyü başlatır. Bu ay 18 Kasım'da Güneş Mars'la 25 derece Akrep burcunda birleşecek. Mars neredeyse enerji orada. Orada daha cesur oluruz, orada inisiyatif alırız, orada mücadele ederiz. Sizin için 9. ev konularında önemli bir enerji başlayacak. Aslında size güzel de bir açıda. Üstelik burcunuzdaki Neptün'le de güzel bir açıda. Bu kavuşum sizin 9. evinizde ve burcunuzdaki Neptün'le de olumlu bir açıda olacağı için idealize ettiğiniz bir konuda harekete geçmeniz, yeteneklerinizi değerlendirmeniz daha mümkün görünüyor. Mesela hani eğitim, akademik konular, yurt dışı ile ilgili işleriniz, biraz belki hayatına beklediğiniz manevi açılımlar, ruhsal gelişmeler anlamında da çok önemli bir süreç olabilir. Özellikle bu Mars döngüsü. Ve 23 Kasım itibariyle Güneş artık Yay burcuna geçecek. 24 Kasım'da Mars Yay burcuna geçecek. Bu geçişle birlikte burcunuzdaki Satürn'e hemen bir açı yapacak. Özellikle 0 derece ve yakınlarında, 0-3 derece arasında bir güneşiniz ya da yükselen burcunuz varsa bu açıyı daha fazla hissedebilirsiniz. 23 Kasım, 24 Kasım, 25 Kasım biraz Güneş Satürn karesi, Mars Satürn karesi daha kasvetli, daha yorucu olabilir. İşte üstlerle ilişkiler, kariyer sorumlulukları, aileyle ilgili otorite figürleri, ebeveynler, onlarla ilgili alanlarda biraz üzerimizde daha fazla yükümlülük, daha fazla baskı hissedebiliriz. Bu etkiler özellikle ayın sonunda dolunayda oluşacağı için 27 Kasım'daki dolunayla birlikte biraz daha bizim için zorlayıcı olabilir. 27 Kasım'da 4 derece ikizler burcunda dolunay var 4. evinizde. Özel yaşamınız, aileniz, tabii ki toplumdaki duruşunuz, statünüz, kariyer, yuva konularında
belirleyici bir yeni ay ve burcunuzdaki Satürn'le de açı yaptığı için sizin için önemli bir döngü aslında. Yani ev alanında, yuva alanında, kariyer alanında bazı sorumluluklar var ve bu sorumluluklarla yüzleşebilirsiniz. Buralarda ihmalleriniz varsa onlarla da yüzleşebilirsiniz. İşte ebeveynlerle ilgili konularınız olabilir. Belki ailede bir ilgilenmeniz gereken bir hastalık, bir sağlık konusu var. Bu gündemde olabilir ya da kendi sağlığınızla ilgili bir konu var. İşte bir evde bir düzenleme, belki bir yer değişikliği, taşınma konusu, işte emlakın satılması, kiralanması gibi bir konu olabilir. Tüm bunlar da önemli bir dolunay bu. Bir süredir gündemde olan bir konunun netleşmesi, sonuç vermesi de mümkün. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Değişken burçları etkiliyor. Siz de değişken bir burçsunuz. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 4 derece ve yakınlarındaysa daha güçlü etkiler alabilirsiniz bu dolunaydan. Dolunay sırasında yönetici gezegen Merkür olacak ve Neptün'le kare açıda. Şimdi bu Merkür-Neptün karesi sizi biraz zorlayabilir. Yani yanılgılara dikkat edelim. Karışıklıklara, aldanmalara, aldatılmalara, işte böyle hayal kırıklıklarına yatkın olabilirsiniz. Dolayısıyla dolunay sırasında hani belki gizli olan bir şeyler açığa çıkabilir ama bazı böyle spekülatif durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Özellikle iş konularında, kariyer konularında hızlı kararlar vermemeye çalışın. Aldığınız bilgilere dikkat edin. Her duyduğunuza inanmayın. Bunlar yanıltıcı olabilir, kafa karıştırıcı olabilir. Sevgili balıklar, hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Balık burcu, burçlar kuşağının 12. ve son burcudur. Yönetici gezegeni Jüpiter ve Neptün'dür. Su elementinin değişken nitelikli bir burcudur. Balık burçları son derece duygusal, duyarlı, romantik, sezgisel olurlar. Bu onların en önemli özellikleridir. Büyük bir inanma ve inandırma nitelikleri olabilir. Genellikle dürüst, vicdanlı, sadık ve uysal kişilerdir. Onlar girdikleri her çevreye kolayca uyum sağlayabilirler. Yönetici gezegenleri Neptün nedeniyle hayal dünyasında yaşayabilirler. Yaşama biraz romantik ve aşırı duygusal bakabilirler. Gerçekçi olmayabilirler. Balıklar diğer burçlar arasında dış etkenlerden en çok etkilenen, aslında etki alan kişilerdir. Onların kendisini güven içinde hissetmesi gerekir. Sürekli korunmaya ihtiyaçları olabilir. Duygusal iniş çıkışlarının çok fazla olması ve kolay etki altında kalmaları nedeniyle de melankolik bir burçtur. Bazen duygusal çıkmazlara girebilirler ve çeşitli bağımlılıklar geliştirebilirler. Dolayısıyla alkol ve uyuşturucu gibi kavramlara karşı dayanıklılıkları azdır. Rahatlıkla bağımlılıklar oluşabilir. Sanatsal yetenekleri güçlüdür. Özellikle büyük sanatçılar, müzik, resim, dans gibi, sahne sanatları gibi, sinema ve film sektöründe güçlü sanatçılarda balık burcundan rahatlıkla çıkabilir. Çok romantiktirler ve ilişkilerinde duygulara mantıktan daha fazla önem vereceklerdir.